Nedendir anlaşılamaz ama işte bir dün Macron, bugün Almanya, Kanada, İtalya'dan özür diliyor. Savaş suçu işledik, özür dileriz diye. Ne oldu birdenbire anlayamadık. İleriki süreçlerde anlaşılır bu. Sanki bir araya gelmişler de böyle peş peşe itiraflarda bulunalım diye karar vermişler gibi görünüyor. Öyle görünüyor. Ama bu özürler bir tarafa ki bunlar önemli. Çok çok önemli. Elbette ki doğru adımlar. Fakat insanlığın utanç sabıkası son derece kabarık değerli seyirciler. Bakın ben size sadece onunu bir araya getirdim. Son asırda yaşanan vahşeti şöyle bir hatırlayalım. Bakınız, kayıp nesiller, 1910-1970 aborjinler, Avustralya hükümetinin yerel ve halk diye tabir ettiğimiz, yerliler olarak tabir ettiğimiz aborjinlere yönelik sistematik bir soykırım yapmıştı. İtalya'da Habeşistan Savaşı, 1935-1941 çok sayıda insan öldü. Holokost, Yahudiler toplama kamplarında katledilmişlerdi Hitler'in Nazizmi döneminde. İkinci Dünya Savaşı 1939-1945 milyonlarca insan hayatını kaybetti. 40 milyona yakın insan öldüğü tahmin ediliyor. Ve Kore Savaşı 1950-1953 yine yüz binlerce insan hayatını kaybetti. Bakıyoruz Cezayir'deki katliam, iç savaş, Sudan iç savaşı 550 bin insan öldü. İran-Irak Savaşı 8 sene sürdü. Milyonlarca insan hayatını kaybetti. Hocalı katliamını biliyoruz. Yine Ermenistan'ın yaptığı bir katliamdı. Hocalı köyünde masum siviller katledilmişti. Ve Bosna Hersek'te de Müslümanlar sistematik bir soykırıma maruz kalmışlardı. Yüz binlercesi. İşte bakınız bir asra dahi sadece onu. İnsanlığın utanç vesikaları bunlar. İnsanlığın utanç sabıkası ne yazık ki oldukça kabarık.